Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepimize sağlık, afiyet, huzur versin ve bizim için zor olan bütün işlerimizi kolaylaştırsın, güzelleştirsin inşallah. Bayağı bir zaman video atamadım arkadaşlar. Bazı iş, güç nedenlerden dolayı videolarımı aksattım. Bugün yine evvelallahın sayesinin yardımıyla yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyim. Bugünkü videomda ne yapacağım? Bizim Artvin yöresine ait meşhur erişte yapacağım arkadaşlar. 5-6 kilo kadar sipariş aldığım eriştenin yapım aşamasına ve malzemelerimize hemen geçelim. Burada arkadaşlar yoğurma kabıma bayağı bir unumu aldım. Böyle 6-7 kilo kadar unum var. Malzemelerimizde sadece un, su, tuz var. Başka bir şey yok. Hemen unumuza şöyle bir avuç kadar tuz ekliyorum. Tuz çok önemli çünkü hava sıcak olduğu için ve hamurumuzun kendini bırakmaması için, yumuşamaması için ve kıvamlı olması için tuzumu fazla ekliyorum. Evet, tuzumuzu unumuza ekledik ve şöyle biraz karıştırıp hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Şimdi hamurumu tezgaha alıp tezgahta yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü böyle yoğurma kabının içinde yoğurmak çok zor olduğu için hamurumu tezgaha alıp tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz çok olunca yoğurması da biraz zor oluyor. Yani hava sıcak olduğu için hamurumuzun kıvamını biraz sert tutuyorum arkadaşlar. Zaten hava sıcak, yumuşak hamurda olunca hemen hamurumuz kendini bırakıyor. Yumuşak olunca da açması zor oluyor. Onun için hamurumuzun kıvamını biraz sert tutuyorum. Şimdi hamur çok olduğu için şöyle ikiye böldüm. Bu şekilde ancak yoğurabildim güzel bir şekilde. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Çok yumuşak değil, serte yakın bir hamurumuz oldu. Hemen hamurumuzun beze yapım aşamasına geçiyoruz. Hemen bezelerimizi yapalım. Beze yapmadan önce buraya şöyle unumu hazırladım. Unumu masama eliyorum bu şekilde. Çünkü yaptığım bezelerimi buraya koyacağım. Evet, unumuzu kenara alıp beze yapım aşamasına işleme geçelim. Şöyle bezelerimizin gramajı, büyüklüğü ben 100-140 gram olacak şekilde kesiyorum. Siz kendi yerinize göre, pişirme sacınıza göre bezelerin büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Benim sacım ve açma yeri büyük olduğu için bezelerimi de büyük tutuyorum. Evet arkadaşlar, hamuru bayağı ben sert yapmıştım ama havanın sıcak ve nemli olması nedeniyle hamur hemen kendini bırakıyor. Tuzunu da bayağı çok kattım ama yine de aşırı sıcaktan dolayı hamurumuz hemen gevşiyor. Onun için sizin bulunduğunuz yerde havan sıcaksa, nemliyse hamurunuzun tuzunu biraz fazla tutun ve kıvamını da sert tutun. Yani yumuşak hamur açması hem zor oluyor hem de çok un gidiyor. Hemen hamurumuzun bezelerimizi yapalım. Ben bezelerimi bu şekilde yuvarlıyorum, bu şekilde yapıyorum. Sizin kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Benim yaptığım bezelerimi böyle elediğim unun üzerine atıyorum. Buradan azar azar parçaları koparıp bezelerin büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlıyorum arkadaşlar. Hepsinin aynı eşitte olması için hamur parçalarını koparıp buraya birleştiriyorum. Evet,
hepsini aynı şekilde kesip yapıp buraya dizeceğim arkadaşlar. Evet, dizelerimiz dinlendi arkadaşlar. Hemen şimdi dizelerimizin ön ezme işlemini yapalım. Buraya önce unumu eriyorum. Şöyle kenara alıp burada dizelerimi alıp hemen buna batırıp borcana unu döküp şöyle kenara alalım. Zamanınız olduğunda borcana yapıp seri rutubesiz bir yerde bir sene boyunca muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Şöyle bir baştan daha ezip, kefalarını ezmeyeceğim daha. Çünkü birbirini yapacak, bir havasıyla koruyacak. Evet, şimdi yufkalarımı hem açıp hem de pişirmeye başlayacağım. Yalnız benim şöyle önceden ezmiş olduğum bezelerimi alıp buradan merdane ile ilk önce bir kısmını açacağım arkadaşlar. Bayağı bir büyüklükte. Şöyle. Tekrardan aralarını unlayarak merdane ile hepsini komple bu şekilde açıyorum. Açıp kenara alacağım. Ondan sonra oklavayla açacağım arkadaşlar tekrardan. Bu işlem size zor gelebilir ama benim için kolay. Bana hiç zor gelmiyor. Evet, şimdi merdane ile biraz açtıktan sonra şimdi tekrardan unlayıp şöyle oklavaya tek tek sarıyorum arkadaşlar. Çünkü 5'li 6'lı birden açacağım. Buradan hani dediğim gibi size bu yöntem zor gelebilir. Zaten yorumlarda da yazıyorsunuz. Hani tek tek şimdiye kadar açardım. Şimdiye kadar 40 kere açardım diye yazıyorsunuz ama yufkayı burada ben açtığım için bana bu şekilde bu yöntemle daha kolayıma geliyor. Siz kendinize nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde açabilirsiniz. İster tek tek açın. Benim açma yöntemim bu şekilde. Tüm bu şekilde bu yöntemle daha kolay açıyoruz. Onun için herkesin her yaptığına saygı göstermek, saygı duymak lazım. Kim nasıl ne şekilde yapıyorsanız, açıyorsanız bu şekilde yapın. Tekrardan bu şekilde böyle sarıyorum. Şimdi bu açtıklarımı şöyle kenara alıyorum ve tek tek açıyorum arkadaşlar. Açıp hemen sacımıza sarıyoruz ve peşine hemen diğerini açıyoruz ki öbürüne yarmadan bu yufkayı yetiştirebilelim. Evet, hemen altını üstüne çeviriyoruz. Çok ince açmıyoruz arkadaşlar bu yufkayı. Biraz orta kalınlıkta olması gerekiyor. Hemen bunu da böyle üzerine seriyorum. Hemen diğerini açmaya başlayalım. Yufkayı biraz kalın açtım arkadaşlar. İnce açmadım çünkü onu pişirip tereyağı süreceğiz. Şimdi son yufkamızı da açalım. Meşemi de bitirdik. Şimdi altını üstüne çevirip komple hepsini pişirelim. Evet, sacımızı kapattık arkadaşlar. Çünkü yufka açmamız bitti. Bu şekilde yufkalarımızı kaldırıyoruz. Bunu kenara alıyorum. Ve tekrardan bunu sarıp burada tereyağla yağlıyorum. Evet,
açmış olduğum erişte gibi yufkalarımı arkadaşlar bu şekilde bezlere sardım, poşete koydum ki kendi buharında yumuşacık kalsınlar diye bu şekilde bir gece beklettim. Şimdi bunları açıp tek tek üst üste sereceğim tekrardan. Şimdi büyük kavanozu arkadaşlar şöyle katlayıp bezle ve poşete sermiştim. Bakın kurma yok, yumuşacık kalmışlar böylece hepsini. Bu şekilde şimdi üst üste alacağım bunları. Şimdi buraya açmış olduğum yufkalarımı arkadaşlar şöyle 16 tane 15'er tane birden rulo yapıp saracağım. Şimdi burada yufkalarımı bu şekilde rulo yaptım, hazırladım. Bunları öyle alıp ortadan ikiye kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ortadan ikiye keselim. Bunları bu şekilde kenara alıyoruz. Burada hazırlamış olduğum rulolarımı bu şekilde arkadaşlar hazırlamıştım. Şimdi bunu böyle havana koyup bu şekilde keseceğim. İlk önce böyle yavaş kesiyorum. Eriştelerimizi kesiyoruz. Bunun ilk yapımı, ilk aşamaları biraz uğraştırıcı, zor olabilir ama daha sonra bir sene boyunca hani serin ve rutubetsiz bir yerde muhafaza ettiğimizde arkadaşlar bir sene ömrü var ve bir sene boyunca bu ürünlerin yapımı çok kolay, çok pratik. Daha sonraki öğünlerde yapacağımız zaman evet, şimdi burada kesmiş olduğum bu erişelerim burada doldu arkadaşlar. Tepsiye boşaltacağım. Erişelik yufkalarımı bu şekilde kestim, hazırladım. Bir kısmını tepsiye aldım arkadaşlar. Şöyle geniş, derin bir tepsiye aldım. Şöyle iyicene dağıtıyorum. Ve bu şekilde yayıp fırına vereceğim şimdi. Fırında iyicene kızartıp kurutacağım bunu. Bunun ilk yapım aşamaları biraz zordur arkadaşlar, zahmetlidir ama bunu bu şekilde borcama yapıp dediğim gibi fırında fırınlıyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra poşetleyip seri rutubetsiz bir yerde saklıyoruz ve bir sene bunun ömrü var, hiçbir şey olmuyor. Sonra misafire, kahvaltıya, öğünlere yapımı çok kolay, çok rahat bir şekilde yapıp tüketebiliriz arkadaşlar. Evet, fırında bu şekilde eriştemizi pişirdik, kızarttık arkadaşlar. Şimdi hemen
Şöyle bezin üzerine boşaltıyorum bunu. Sıcak. Evet, bu şekilde elbiselerimizi kızarttık. Masaya serdim. Şimdi son tepsimizde kızarıyor. Elbiselerimizi fırınladıktan sonra masaya bu şekilde serdim. Kuruması için arkadaşlar iyicene kurudular. Şimdi ben bunları poşetleyip müşterimizi hazırlayacağım. Poşete dolduruyoruz ki hemen ufamıyor. Ağzını da sıkıca bağlayıp arkadaşlar müşterimize göndereceğiz ve müşterimize afiyet olsun. Eriştiğimizi doldurduk. Müşterileri doldurdum, poşetledim. Geriye şöyle ufantılar, kırıklar kaldı. Bunları şimdi robota vurup galeta unu yapacağım. Daha sonra etlerde, köftelerde kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Müşterilerimizin son hali bu şekilde. Poşetledik, hazırladık. Müşterimize afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz, içeriğini beğendiyseniz, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, yorumlarınızı, beğenilerinizi yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Sizin destekleriniz benim için çok önemli ve şimdiye kadar izlediğiniz için, abone olduğunuz için, desteklediğiniz için de çok çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.